Gelmiyor musun Emiray? Uykum yok. Siz gidin, ben biraz daha oturmak istiyorum. Peki. İyi geceler o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Bir yerde hata yapıyorum ama nerede? Koşuyorum, koşuyorum. Tökezleyip düşüyorum. Döndüğümden beri bu böyle. Nerede hata yapıyorum? Kırılmış. Bir sürü vaktimi alacak şimdi tamir etmek. Merak etme amca. Beraber çabucak yaparız. Öyle mi dersin? Tabii. Daha zorlarını yaptım ben daha önce. Ama kendime güvenmenin ne zararı var ki? Yine bu uzun şeyle mi gideceğiz? Otobüs. Bu uzun şeyin adı otobüs. Evet, onunla gideceğiz. Ne bu yanına aldın? Unutmadın değil mi Emiray? Güncellemesini yapsın annem. Aldım aldım. Onu aldı ama kitabı almadı. Neden? Ya birinin eline geçerse? Yanımızda daha güvende olurdu. Ben öyle düşünmüyorum. Evde daha güvende olur. Hadi binelim artık. Zararı var galiba. Kitabı zekailere kaptırmam. Matbaada mahsur kalmam. Kütüphanedeki kitapların ıslanması, devlerin kalbini kırmam. Kendime güvenmem neden bunlara sebep oldu? Of. Ha? Kibir. Kibir mi? Kibir. 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 Ben anlayamıyorum. Anlarsın. Neredeyim ben? Anne! Oğlum, uyandın mı? Uyumuş muyum? Evet, bahçede uyuyakalmışsın. Amcan getirdi, yatırdı yatağına. Şimdi nerede amcam? Karaca da yok. Kütüphaneye gittiler. Ben de gideyim. Bir şeyler atıştırsaydın önce. Orada yerim. Merak etme anne. Günler geçer, görevler biter. Bilinmez kim kime yardım eder. Yola çıktın mı bir kere, attığın her adımda uzaklaşmaz yakınlaşırsın kendine. Bizim oğlan da durmadan kitap okur. Ben de böyle getir götür yapıyorum. Hiç anlamıyorum. Ne anlıyorsa oku oku. Okumayan anlamaz. Okuyan doyamaz. Ne diyeyim şimdi ben sana evladım? Benim kitaba da nasihate de ihtiyacım olmaz. Zeki bir adamım ben. Okuyan birçok kişiden başarılıyım. Bugüne kadar okumadım, hiçbir eksikliğini de görmedim. Ben gördüm. Görüyorum hatta. Buyur. Neyse, sağ olun. İyi günler. Selametle. Kibir ve özgüven.
Kibir kendini beğenmek, özgüven kendine güvenmek. Farkı var. Keşke bilse. Kibir ve özgüven. Hoş geldin Emiray. Yorulmuşsun. Susamışsındır. Al iç. Bu çok az Kemal amca. Susuzluğumu gidermez ki. Bu da çok. Döküldü hep. Haklısın evlat. Ortayı bulmak lazım. Her zaman, her konuda. İşte bu. Kibir çok, bardağı taşıran su. Özgüvense orta yol. Susuzluğu giderecek kadar olan su. Hı? Dönecekler dönmeli. Emiray, ne zaman geldin? Az önce geldim. Şimdi gidiyorum. Gidiyoruz. Dönme vakti Karaca. Hı hı. Kurtulamadık şu saatli işlerden. Ha? Zekayı, işini epey azaltmışsın. Hem de birden. Nasıl oldu bu? Nasıl da tozlanmışlar. Hay Allah. Düştüler mi ne? Tüh. Zaman israfına tahammülüm yoktur Zekai Bey. İsraf ettiğini telafi için iki kat çalışmalısın. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Atlattık. Buyurun, ne aramıştınız? Hiç. Hiç olmaz. Buraya aramayan girmez, bulmadan çıkmaz. İş mi arıyorsunuz yoksa? Evet. Ben de evet. Şu an birden aramaya başladım. Pekala, buldunuz o halde. Ne zamandır bugünü bekliyoruz. Ama ben sevinemiyorum. Yani evine döneceğin için seviniyorum. Ama gideceğin için üzülüyorum. Ben de aynı durumdayım. Bana burada evimde gibi hissettirdiniz. Sizi çok özleyeceğim. Hey! Ne yapıyorsunuz böyle? Üzülmek yok. Görüyorsunuz ki zamanlarımız ayrı da olsa yollarımız bir şekilde birleşiyor. Yeter ki kalplerimiz ayrı olmasın. Hadi kalkın. Önümüzde zorlu bir görev daha var. Ne bu? Bizi Kubadabas Sarayı'na götürür müsün? Ne bu koordinat hesaplıyor? Varış noktasındasınız.
saray filan göremiyorum ben. Ben de. Ne bu? Bir daha kontrol eder misin? Kubadabas Sarayı gitmek istediğimiz yer. Ne bu kontrol ediyor? Kubadabas Sarayı burası. Hı? Neresi? Burası. Ha? Ne bekliyoruz ki? Saray Selçuklular döneminde yapılmış. Bugün yalnızca kalıntılarının kalması çok normal. Tabii ya. Çok haklısın. Kitabın söylediği yere geldik o zaman. Peki şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Onunla ilgili bir şey yazmıyordu. Yazmıştır belki, bir baksan. Yok mu? Yok. Hay Allah'ım. Hatalıydım. Kendimi büyük gördüm, kibirli davrandım. Her şey o yüzden bu hale geldi. Hiçbir şey tesadüf değildir. Tabii ya. Fatma, böyle gelir misin? Teşekkür ederim. Sizi çok özleyeceğim. Özge, abin nerede? Hadi hadi koş. Anneler bekletilmez. Bunu devlere ver. Etli ekmek. Onlar için getirdim. Zamanlar arası yolculuk yapmayan bir etli ekmek kalmıştı. Geldik bir maceranın daha sonuna. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle diyelim mi o zaman? Diyelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Anne!